Efendim öncelikle TVL'lik ekranlarına hoş geldiniz diyelim. Neredeyiz? Recep Kara Spor Salonu'ndayız. Ve burada Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 3. hafta karşılaşması A Koleji ve Akdeniz Üniversitesi karşılaşması birazdan başlayacak. Arkamda görmüş olduğunuz gibi kadın basketbolcularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 dakika kaldı ama bu önemli maçtan önce bir de bu ayın önemli bir günü var. 1 ve 31 Ekim tarihleri arasında meme kanserine farkındalık ayı bu ay. Ve yanımızda da Doktor Göçün Karaca Kurt var. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ve Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz diyelim. Çok önemli bir karşılaşmayız ama az önce de söylediğim gibi bu ayın çok önemli bir önemi var. Sizin için özellikle bayanlar için, kadınlar için. Bu konu üzerinde neler söyleyeceksiniz? Basketbolcularımız da maçtan önce bir tişörtle çıktırdılar. Korunmak senin elinde diye bir tişörtle çıktılar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir kere meme kanseri bizim için gerçekten ciddi bir halk sağlığı sorunu aslında. Biz işin daha çok korunma kısmındayız. Yani biz il genelinde birçok merkezimizde özellikle kanser erken teşhis ve tedavi merkezlerimizde ücretsiz meme kanseri taraması yapıyoruz. Ücretsiz mamografi çekimlerimiz var. Böylelikle de biz kanser hücrelerini erkenden tanıyabiliyoruz. Yani kanserde erken tanı ve teşhis tabii ki hayat kurtarıyor. Biz her zaman bunu savunuyoruz. Bugün tişörtlerimizin üzerinde de sağ olsun kızlarımız bizi kırmadılar, tişörtlerimizi giydiler. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Kendi kendine elle meme muayenesini biz her bayana mutlaka tavsiye ediyoruz. Korunmak elinde sloganımız da aslında bunu ifade ediyor. Çünkü bazen çok geç kalmış olabiliyoruz bir doktora başvurduğumuzda. Kendi kendimize her ay belirli aralıklarla muayene etmemiz gerekiyor. Taramalarımızı özellikle 40 yaş üstündeysek ve ailemizde bir öykü varsa, daha önce bir meme kanseri öyküsü varsa 35 yaşından itibaren mamografi çektirmemiz gerekiyor. 20 yaş üzerindeki her bayanın da her ay mutlaka kendi kendine meme muayenesini yapması gerektiğini söylüyoruz. Özellikle zaten üzerinde durmuş olduğunuz nokta erken tanı. Kesinlikle şimdi öyle. Bu erken tanı için tabii ki bayanlarımız, spor severlerimiz bizi izliyordur. Nasıl yapılması gerektiğini siz de anlattınız ama belki anlayamayan olanlar vardır. Sizin sağlık kuruluşunuza gelip orada herhangi bir tedavi yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurabilirler. Aile hekimlerimiz de biliyorsunuz il genelinde biz check-up uygulamasını da başlattık. En yakın aile hekimlerine başvurabilirler. Toplum sağlığı merkezlerine gelebilirler. İlçe sağlık müdürlükleri ve KETEM, kanser erken teşhis ve eğitim merkezlerine mutlaka giderlerse bütün sağlık personelimiz onlara eğitim vermek için, onlara yardımcı olmak için hazır. Hem kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacaklarını, nasıl korunabileceklerini, risk faktörlerinin neler olduğunu ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında kime başvurmaları gerektiği konusunda çok detaylı bir eğitim verecekler. Meme kanseri her ne kadar sadece kadınların başına gelen bir şey gibi dursa da çok az oranda erkeklerde de bunu görüyoruz. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Her zaman söylüyoruz, kanser olmak elinizde değil ama erken tanı sizin elinizde. Bunu önleyebilirsiniz, erken tanıyla hayatınızı kurtarabilirsiniz. Çok kısa süremiz kaldı. Son olarak aktarmak istediğiniz nelerdir? Ondan sonra maça döneceğiz. Özellikle söylemek istediğim şey şu, kanser çok önemli bir sağlık sorunu ama hem korunmak hem de erken tanı için kendi hayatınızı kurtarmak elinizde. Biz 30 yaş üstü tüm bayanları erken tanı için mutlaka tarama için KETEM'lerimize bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Keyifli bir maç izleyeceğiz. Çok İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler, hoşçakalın, iyi yayınlar. Evet, Gülçin Hanım'la çok önemli bir konuya değindik. Şimdi maça döneceğiz. Maçta yeniden sizlerle birlikte olacağız.